Kaymakamımızı dövüyordu, çekiş güç tokatlıyordu. Tamam, ondan sonra. O günlerden işte bugünlere zorlu bir yürüyüşle geldik. Ama 40 yıl geçti. 40 yıl. Daha 40 yılda geçer. Ama biz rotamızı işte çizdik. İnşallah iki adım ileri, bir adım geri de olsa, Mehteran da olsa bir şekil gidiyoruz. Bakın, Esmen'in gerçeği henüz fotoğrafın bütününü görmek istemiyoruz. Yok, istiyoruz. İstemiyoruz. Gördük ya. PKK gerçeğin nasıl ortaya çıktığını. İçişleri Bakanı diyor ki FETÖ diye bir şey yoktur. Bakın, Amerika vardır peki diyor. Arkasına bunlar kimdir? Kimleri ilk gün tutuklayacaklardı? O listede ben de vardım. FETÖ darbeyi başarsaydı. Akit medyada öldürmeyecekler. Adam yoktu. Tamam, bakın. Ceset torbalarına koyacaklardı. O bilgiler nerede? Tamam, var devlet. Niye pazarlık kozu olarak kullanıyoruz bunları? Adalet pazarlık kozu olarak kullanmaz bunları. Hakikati ortaya çıkartırsınız. Bronson için ne diyordunuz? Ne oldu? Adamı teslim ettin. Ondan sonra senin hangi sözüne güvenirler? Üstadım, başbakanımız gidip Clinton'un önünde böyle duruyordu. Oradan vermiyorum kardeşime. Aylarca da vermedik adamı ama şartlar bizi bu noktaya getirdi. İşte yarın Kavala'yı da konuşacağız. Bakalım ne olacak? Süleyman Demirtaş'ı da konuşacağız. Kavala'yı içeride tutuyorsunuz. Kavala'yla aynı seviyede olan birisini de yanında tutuyorsunuz. O zaman bunun neresinde adalet var?